Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün ruhumuzun check-up'ını çıkaracağız. Anne aslında alma enerjisi, baba da verme enerjisini temsil ediyor. Biz almayı, istemeyi bilmiyoruz. Aslında etrafımıza yardım ederken kendimize kötülük ediyoruz. Tabii. Şu an hayatımızda olan kişilerle sorun yaşıyor gibi gözüksek de o sorunların temeli anne karnından başlayarak 18 yaş aralığında atıldı. Orada öyle bir senaryo yaşadık ki bizim şunu fark etmemiz lazım. Negatif ya da pozitif her ikisi içinde. Hayatta ne yaşıyorsak bunun temelinde bizim mutlaka bilinçaltı kayıtlarımız var. Kodlamalarımız var. Bir çiçeği sevmenin yolu onu koparıp evine getirmek değil, alanında büyümesine izin vermektir. Onun alanına saygı göstererek onu sevmek ve kendi olmasına izin vermek olduğunu bilsinler. Efendim herkese merhabalar. Nasıl keyfiniz? Yolunda mı her şey? Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün ruhumuzun check-up'ını çıkaracağız. Hani biz bedenimizin, sağlığımız için check-up'ını çıkarıyoruz. Ne bileyim arabamızın 10 bin kilometre bakımını yaptırıyoruz da. Gerçi bedenimizin check-up'ını da çok yaptırmıyoruz ben dahil. Birçok sağlık programı yapmama rağmen son noktaya gelene kadar bekleyip ondan sonra yapıyoruz ki yapmayalım. Ama ruhumuzun check-up'ını yapıyor muyuz? Bunu soralım. Uzun yıllardır özellikle pandemiden sonra şunu fark ettim ki o kadar çok astroloji, kişisel gelişim, kuantum, psikologlar o kadar çok programlar yapıyorlar ki neden diye sorguladım. Akşam bir de böyle programa dahil birçok program seyrettim kendi programım için. Dedim ki herhalde hepimizin ihtiyacı var. Neden bu kadar tıkandık? Ruhumuzu niye bu kadar yıprattık? Bunları konuşalım. Konuşmadan önce de konuğumu tanıtmak istiyorum. Yine yıllar önceye gideceğim. Bir televizyon programında kuantumla ilgili bir dosya geldi. Yapımcım dedi ki bak kuantumla ilgili bir isim var. Bunu programa alalım. Nedir ki dedim kuantum. Hiç bildiğim bir konu değil. Şanal Günsel'i. Böyle bir köşeye attım onu. Aradan birkaç hafta geçti. Radyocuyum biliyorsunuz. Radyoda Best FM'de benim çok sevdiğim arkadaşım var. Arzu Çağlan. Onu dinliyorum. Yine aynı şekilde kuantumdan bahsediyor ve Şanal'dan bahsediyor. Dedim ki bu kadar tesadüf olamaz. Nedir bu? Bana yapımcımın verdiği dosyayı eve gittiğim zaman şöyle bir inceledim. Okudum. Okudukça içine girdim. Dedim ki benim de yapmam gerekiyor ki bunlar karşıma çıkıyor. Ben çocukluğumdan beri kimim, neyim, neden geldim dünyaya, ne işe yarıyorum vesaire böyle çocukça şeyler düşünüyordum. Sonra anladım ki bunlar çocukça şeyler değilmiş. O zamandan bilmemiz gereken belki de ruh olarak bilinçli geldiğimiz ve her şeyi bildiğimiz ama sonrasında unuttuğumuz bir dönemmiş o dönem. Neyse sonra kuantumla tanıştım. Şanal Günsel'i programa aldım. Eşi o zamanlar Işık Elçi. Onunla birlikte çalışmalar yaptık. Seanslara katıldım. Birlikte film çektik. Deniz Sekin'in oynadığı. Şimdi konuğuma da soracağım. Anıl Şehirlioğlu bu arada. Onu da anons edeyim. Daha yakından da tanıtacağım size. Sonrasında seanslar, işte radyo programı. Radyocu yaptım onları. Radyo programları yaptık vesaire. Sonra tıkandığım bir noktada bıraktım. Ama sonra yine devam ettim. Bırakılacak bir sistem değil kuantum. Kişisel gelişim o kadar önemli ki hep ruhumuzun beslenmesi gerekiyor. O yıllardan tanıdığım bir isim Anıl Şehirlioğlu. Benim aynı zamanda o çalışmalarıma katılan, bana katkısı olan bir arkadaşım. Rengarenk Yaşam Akademisi kurucusu oldu sonrasında. Kuantum eğitmeni, yazar, dünya okulunda ruhun devrimi. Şöyle bir göstereyim. Bir tane daha kitabı varmış. Onu unuttu bize getirmeyi. İçindeki mucize. Evet. Onu da getirecek bir dahakinde. Ve 2018 en iyi kuantum eğitmeni ödülü aldı. Nereden nereye? Biz hep program yapacaktık. Demek ki doğru zaman bu zamanmış dedik. Hoş geldin Anıl. Hoş bulduk Seher'cim. Valla sen hem kendini hem danışanlarını o kadar güzel geliştirdin ki ben ilerlemi kaydettim mi? Evet ettim ama yapmam gereken eksik olan şeyler buradan anlatıyorum ama bende de eksikler var. Hep birlikte ruhumuzun check-up'ını çekip neler yapmamız gerekir onları konuşacağız. Oldu mu? Doğru. Kesinlikle çok güzel kişisel oldu. Kişisel gelişmede
doğru bir yol çizdin mi? Aynen öyle, çok güzel oldu. Nasıl gidiyor o yıllardan bu yıllara? Yani çok neler değişti hayatında? Çok şeyler. Yani ben 2008 yılında bu dünyanın için adım attım. Kuantum dünyasının için adım attım. Yaklaşık işte 15 senedir bu dünyanın içindeyim. Az bir zaman değil. Akademiyi de 2012 yılının başında açtım. Şu anda hem Türkiye'de hem yurt dışında eğitimler veriyorum. Seanslarımız var. Çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Başta öğrendiğim, edindiğim bilgileri daha bir derin boyuta geçirdim. Yani gözlemleye. Ben hep daha da altın arayan da birisiyim. İndikçe iniyor değil mi evet, derine? Evet, indikçe inmeye çalışan tabii. Ve o ruhu iyicene keşfetmek, bilinçaltını keşfetmek. Çünkü kendi hayatımdaki dönüşümlerden sonra hep istediğim ki herkesin hayatındaki bu sorunların, sıkıntıların çözülmesi. Bunun için daha fazla ne yapabilirim, ne katabilirim diye. Artık şimdi kendi sentezimi de oluşturduğum bazı uygulamalarla, eğitimlerle yola devam ediyoruz. Çok da güzel ilerliyoruz. İnsanların hayatlarındaki dönüşümlere tanık olmak. Mucizeleri aslında, değil mi? Mucize diyoruz ama ben artık diyorum ki mucize de değil, bu sistemin matematiği. Çünkü biz girdileri değiştiriyoruz bilinçaltındaki. Giriler değişince çıktılar değişiyor. Yani otomatikman değişiyor. Bu bir matematik çünkü siz neyseniz, yani neye inanıyorsanız kendinizle ve hayatla ilgili aldığınız sonuçlar tamamen bununla eşdeğer ve paralel. İnançlarınızı, bakış açılarınızı değiştirdiğinizde yeni bir olasılığa geçmeniz insanlara mucize gibi geliyor, evet, ama bizim için hayatın olağan akışı ve ritmi haline gelmiş durumda. Aslında biz kolayı zorlaştırıyoruz Anıl. Kendi hayatımızda kolayı zorlaştırıyoruz. Ben kendimden de örnekler verebilirim. Bir de seni en çok tıkayan, çaresiz kılıp da bu noktaya getiren bu iş çalışmayı, işi, belki her şeyini bırakıp yaptım, evet. Nasıl oldu? Çünkü bizim izleyicilerimiz astrolojiye, magazine alışık ama hem seni tanıtmak hem de bu sistemi daha yakından tanıtmak için senin yaşadıkların örnek olursa, ya ben de bunları yaşamıştım, ne yapabilirim sorusuna bir cevap da olabilir. Ne oldu seni tıkayan da? Seher'cim, benim çıkmaza geçmişim, girdiğin neydi? Çocukluğum ve ergenlik dönemimde çok zaten ciddi travmalar yaşamış birisiyim ben. Bazen zannediyorlar ki hani tuzları kuru mu acaba? Hani hep çok mutlu bir hayattan mı gelip bize yol gösteriyorlar? Hayır, değil. Hakikaten detayını verip anlatsam belki bütün izleyiciler ağlayabilirler. Çocukluğum çok zor geçti. Çünkü anne baba çatışması bizde çok fazlaydı. Babamız vardı ama yok gibiydi. Birçok şeylere tanık olduk, yaşadık. Yani bazen yeri geldi fiziksel şiddete de maruz kaldım. 4 yaşında daha bir çocukken ne yazık ki tacize maruz kaldım. Ondan sonrasında 10 yaşlarımda 2 sene kadar buna yine maruz kaldım. Yani hayatım gerçekten çok büyük sıkıntılarla geçti. 18 yaşına kadar. Olur. Yani detay verip anlatsam saatlerce konuşuruz. Ama bu yollardan geçerken de hep yaşadığım acılara tutunup hani dramı çoğaltmak yerine hep güçlü olup hani bunun üstesinden nasıl gelirim ve hatta hani kendi acılarımdan çok ailesine kol kanat germişti. Annesini teselli eden, işte eve destek olan, abisine, babasına, yani dengeleri bulmaya çalışan, işte huzur olsun diye elinden geleni yapan, katkı olmaya çalışan, hep işte başarılı, hata yapmayan ailenin o iyi çocuk denilen tipolojisinde. Ailenin reisi aslında. Evet, aynen öyle. O konumda olan ben oldum. Belki de bugünlere gelip şu an insanlara katkı olmam için bunları yaşamam gerekiyordu. Çünkü ruhen onları çok iyi anlıyorum. Yani çektikleri acıları, yaşadıklarını, süreçlerini çok iyi anladığım empati için. Empati kurmak. Evet, çok iyi bir şekilde de onlara katkı olmak istiyorum. Ama en son hani bu işe girdiğim 2008 yılında hani çocukluğumda ve yani ruhsal olarak kendimi fark ettiğim andan itibaren hep bir sorgum vardı ama hani şunu sorguluyordum ben. Hani neden sistemde işte hastalıklar var, sıkıntılar var, sorunlar var. Hani iyiler kötüler var ama iyilerin de başına birçok şey geliyor. Evet. Hani bunun çözümü nedir? Neden böyledir? Ne yapabiliriz diye sorgulayan biriydim. Hep de psikoloji kitapları okurdum. Fakat 2008 yılında evlendim. Haziran'da evlendikten işte Kasım ayında da kuantum tanıştım. Şimdi kuantumda hani bu kadar aile travmaları olan biri olarak, sahip biri olarak kendi anne ve babamıza aslında tekamül süreçlerimizden ötürü, öğrenmemiz gereken derslerden ötürü geldiğimizi, hani ruhsal bir planla geldiğimizi anladığım anda önce buna tepki verdim. Ben de ya bu ben niye bu kadar... Önce beyin şey diyor, reddediyor. Travmalara geleyim ki var. Ben kontrolcü biriydim. Hele ki tacizlere uğradığım için hani her şeyi sorgulayan mantığımı oturacak tabii ki. Kendimi bir koruyacağım, doğru bilgimi, yanlış bilgimi diye.
Önce reddettim, hakikaten tepki gösterdim ama sonra iç sesim orada bir şey olduğunu, yani benimle ilgili, dönüşümümle ilgili bir şeyler olduğunu fısıldayınca kendimi de alıkoyamadım araştırmaktan, incelemekten ve bir anda hatta seans falan almadan hiç ben eğitimin içinde buldum kendimi. Hazırdın aldık. Demek ki. Evet, sistem hazır. Ona denk getirdi ve eğitimin içinde de, eğitim bittikten sonra işte 3 yıl kadar hocamla çalıştığım için orada zaten çalışmada seninle tanıştık. Ondan sonra kendi sistemimi zaten, ekolümü kurdum. O dönemlerde hayatım tamamen değişti ama en son hani beni patlatan durum, hakikaten şimdi eşimi çok severek evlendim, kendim isteyerek evlendim ama evlendikten sonra çok büyük çatışmalar yaşamaya başladım. Çünkü baktım ki tabii ki o an farkında değilim ama işte kuantumdan sonra fark ettim. Ben öğrendiğim anne ve baba çatışmasını evliliğime taşıdım. Çünkü benim bildiğim model bu. Hem bir taraftan onlar gibi olmak istemiyorsun, yani evinde huzur olsun. Farkında olmadan. Tabii olmadan. Ama bir bakıyorsun ki hareketlerin aynı onun gibi, ya da belki evde bir sorun yok ama bir tarafım sanki sorun çıkartıyor. Yani eşimin hareketini başka bir şekilde yorumluyor ya da bir şeylere takılıyor. Halbuki hiç o niyetle yapmamış karşındaki. Ya da mesela ben hep derdim ki işte babam biraz annemi üzdüğü için hani ben güçlü bir kadın olacağım. Bir erkeğe asla boyun eğmeyeceğim. İşte asla kendimi ezdirmeyeceğim. Hatta işte maddi olarak falan bir şey almayacağım diyen biriydim. Ama sonra evlenince bu kafada ne oluyor? Bir taraftan eşinden bir şeyler almıyorsun aslında içsel olarak. Ama bir taraftan almayı diyorsun reddediyorsun. Sen bana şunu yapmıyorsun. İşte sen şöyle sorumluluk almıyorsun. Her şeyi ben yapıyorum. Nereye kadar, o zaman niye evlendik? Ben sonra fark ettim. Ben almayı kabul etmiyormuşum ki dedim eşimden. İstemeyi hiçbir de şey. Bilmiyorsun. Ki zaten isteyemezdim. Yani o istemeyi çok çok zor kırdım zaten. Yani hala bile bazen zorlanırım isterken. Hani eşimden değil de çevremden. Çünkü orada istemenin güçsüzlük ya da zayıflık olduğunu zanneden bir parçam var. Hani ben güçlüysem ben hallederim, ben yaparım. Ben herkesin derdini dinleyerek büyüdüm mesela ama kimseye dert anlatmazdım. Hani benim sorunum, kimse bilmez mesela benim bu kadar travmalarım olduğunu. Ben kendim bir ağlaya 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 sonra ayağa kalk güçlü ol böyle diye diye kitaplar okuyor okuyor. Kendimi bir noktaya getirdim ama bu kuantumun içine atılmadan önce başka bir meslek yapsam da ben yine çevrede böyle Güzin abla olarak bilinirdim. Hani gelen derdini anlatır, ben kendimce nacizane bir fikir verirdim, onlar rahatlardı falan. Aslında sistem demek ki hep oraya doğru çekmiş ya da ruhumda vardı. Şimdi sen anlatırken Anıl, ben de şöyle çocukluğumdan film şeridi gibi giriyor. Kurban rolü. Şimdi hepimiz hayatımızda birçok ailede vardır. Bir kişi kurban seçiliyor. Aslında seçilmiyor. Kendimiz yapıyoruz. Tabii, ben yaparım. Ben 4 kardeşim, 3 erkek, 1 kız, tek kızım. Babam rahmetli oldu ama Allah babamın böyle çok bebek, hiç öyle stresli, elektrikli bir ortam değil. Abimler de aynı şekilde, bir erkek kardeşim var. Beni, bunu hep biliyor zaten izleyicilerimiz, annem SD'den kalkmış aldırmak için. Travmaysa bunun adı. Tabii, İşte beni sevsinler, annem beni çok sevsin. Önemli. Şu anda annemle beraber oturuyorum. Üçü evli. Bunların çalışmalarını yapacağız inşallah. Evet, yapalım. Anıl'la devam Hemen edeceğiz. Yapalım. Sonrasında şunu öğrendim ki, şimdi ailede anne ilişkileri baba parayı mıydı? Orada bir aslında o sistemi... ikisi, evet, yani baba biraz daha güç otorite mü? sembolü. Para da güce bağlı tabii. Anne daha sevgi ve ilişkilerle ilgili sembol oluyor. Sembol. Ve anne aslında alma enerjisi, baba da verme enerjisini temsil ediyor. Hep bunlar karışmış durumda. Alma derken ben de aynı şekilde, benim hep abimler der ki bana, abla der mesela, en büyük abim. Ablacığım, sen hepimizin derdine çare oluyorsun. Senin hiç mi derdin yok? Sen herkese kol kanat geriyorsun. Sen, yok abi ben iyiyim, şeyim. Sonra bir noktada bir patladım. Dedim ki abi bak, bunu görmek istiyorsan ben de etten kemiktenim, işte gör. Kesinlikle. Ben de düşebiliyorum. Aynen. Bazen taşıyorsun. Tabii ki, tabii tamam, ki. Tamam ablacığım, sakin ol vesaire, böyle bir dönem yaşamıştım. Ama almayı, birisi bir şey vermek istediği zaman, yok benim var, gerek Evet. yok. Ama biz almayı, istemeyi bilmiyoruz. Aslında etrafımıza yardım ederken kendimize kötülük ediyoruz. Tabii. Şimdi kendimden özür dilemeye başladım tabii, mesela tabii, aynı çok önemli. karşısında. Bak, bunu yapacağız bir başka programda. O anlamda ikili ilişkileri ne olur yapalım. Ailede ikili ilişkiler çok hepimizin içinde olduğu, çevremizdeki ilişkiler, arkadaşlığımız, karı koca ilişkisi, sevgili ilişkisi. Hep yani neden hep aynı tekrarı yaşıyorum?
aynı erkeği niye çekiyorum hayatıma? Neden terk ediliyorum? Neden bir türlü bir dikiş tutturamıyorum? Hep herkesin sorduğu. Ya zaten ya paradır ya iş kariyerdir, sen daha iyi biliyorsun. Ama en önemlisi ilişkiler. Bu ilişkileri biz niye başaramıyoruz? Neden hep sorunu sen değişirsen karşımda. Ya ben niye değişeyim? Karşımdaki değişsin diyoruz mesela. Evet, evet. Ne olur biraz şu ilişkilerden bahsedelim. Gerçekten bizim danışanlarımızın da en çok sorun olarak hani değil bize mi? Gündeme getirdiği konular ki çok yoğun bireysel çalışma yapıyoruz. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Aslında biz şu an hayatımızda olan kişilerle sorun yaşıyor gibi gözüksek de o sorunların temeli anne karnından başlayarak 18 yaş aralığında atıldı. Orada öyle bir senaryo yaşadık ki dediğin mesela çok önemli ki plansız bir hamilelik sonucu beni de annem aldırmak istemiş mesela. Son anda. Evet. Babam bana da yani anneme engel olmuş. İşte dediğin gibi orada istenmeme duygusu oluşuyor, istenmeme travması. Hı. Bu sefer kişi istenmek için dediğin gibi her şeyi üstlenen, Edelken. Her zaman saçını süpürge eden biri haline geliyor. Ya da bazıları da hani bizim çok eleştirdiğimiz, negatif gördüğümüz, zaten ne yaparsa yapsın istenmeyeceğini düşünerek tipolojide biz ona kötü çocuk deriz. Daha asi, isyankar, hani ailenin yaramaz çocuğuna da dönüşebiliyor. Dönüşebiliyor. Aynı duygu, iki strateji var. Kişi kendi ruhsal yolculuğuna yakın olanı seçiyor. Fakat dönüp o senaryoyu incelemeleri çok önemli. Mesela baktığımızda ve bunu aslında hani sizin magazin programlarında da konuk aldığınız birçok ünlünün hayatında da görüyoruz. Yani. Ben şimdi hepsinin altyapısını bildiğim için gördüğümde bir programı anlıyorum. Bak işte şuradaki sebepten bunu yaşıyor. Mesela babası erken yaşta vefat eden ya da babası annesini aldatmış bir kadının hayatına ya hep onu yarı yolda bırakan, sömüren, hani ya gene aldatan. Hani çünkü babadan değersizliği almış. Bu sefer hayatına alışık, o duyguya ve farkında olmadan o ilişkiye alıştığı için hep kendine değer göstermeyen, hatta kendinden belki frekans olarak ya da maddi manevi bazı seviyeler açısından daha altta olabilecek kişileri çekip hem onlara bir şeyler katmaya çalışırken bir de işin sonunda hatta kendisi kendini yine daha değersiz, belki aldatılan, belki kullanılan taraf olarak buluyor. Çünkü evde gördüğüm model o. Şöyle bir şey varsa her hani ön tekerlek nereye, arka tekerlek oraya gider derler ya. Atasözleri doğru aslında. Çok o kadar doğru ki o geçmiş zaman sözleri. Biz o aile dinamiği içerisinde neyi gözlemleyip kendi bakış açılarımızı, o bilinçaltı kayıtlarımızı oluşturduysak onun sonuçlarını yaşamaya başlıyoruz ve onu ne yazık ki mesela şiddeti bile, mesela danışanlarda görüyoruz şu anda diyor eşimden şiddete maruz kalıyorum. Bakıyorsun babadan da maruz kalmış. Ama onu artık o bir ilişki modeli olarak kabul etmiş ne yazık ki. Bilinçaltı kabul ediyor bunu, zihin değil ama. Ve onun dışına çıkamıyor. Gene aynı tip kişileri hayat alanına çekiyor. Burada kişisel gelişim bir yandan içi çok boşaltılırken bir yandan aslında o kadar önemli bir konu ki. Ama ben bunu şöyle açıklıyorum herkese. Hani işte bir tane çalışma aldım. Hayatımdaki her şey değişti. Hayır, bu çok ütopik bir şey. Sihirli değnek bir kere dokunmayı olmuyor. Hayır, bu değil. Çünkü evet. O kadar kayıt var ki onların dönüşmesi için hakikaten ben bunu eğitimlerimde öğrencilerime şöyle anlatıyorum. Bu yeni bir dil öğrenmek gibi. Hani şu anda çok iyi Türkçe konuşuyoruz. Pratik gittim, yapacağız. Evet, Almanya'ya yerleşip benim sıfırdan Almanca öğrenmem gibi. Kendini bu yola adayacaksın. Bilinçaltını sürekli masaya yatıracaksın. Gerekirse evet profesyonel destek alacaksın, çalışma alacaksın, kitap okuyacaksın, yayınları izleyeceksin ve hep kendi düşüncelerini fark edip değiştirmeye başlayacaksın. Ama adım da atacaksın. Adım atacaksın. Eylem çok önemli. Hani tabii olumlama ya, otur bekle gibi. Bu böyle de bir düşünce mesajları var. Mesajları uzaylılar yiyor. Ben söylüyorum şöyle yapmasın. Ya havaya gidiyor bunlar. Evet, evet. Onlara eğitiliyor evet, galiba. Evet, kesinlikle. Çünkü şöyle ağzınızdan çıkan bir şeye bilinçaltınız inanmıyorsa onun sizin olacağına. Mesela mutlu bir ilişki istiyor kişi. İlişkilerden gidelim. Ama bilinçaltı ilişki blokajlarıyla dolu. Anneden babadan gördükleri kendi ilk deneyimi, hayal kırıklığı ya da. Şimdi bir tarafa ağzen mutlu bir ilişki istiyorum diyor. Bilinçaltı diyor ki hayır, sen mutlu bir ilişkiye sahip olamazsın. Öyle bir ilişki yok zaten diyor mesela. Öyle bir insan da yok diyor. O zaman o şey kesinlikle gerçekleşmez. Yani senin bilinçaltının, şu arka beyin dediğimiz ilkel beyninin inanmadığı hiçbir şey gerçekleşmez. Bizim şunu fark etmemiz lazım. Negatif ya da pozitif, her ikisi içinde. Hayatta ne yaşıyorsak bunun temelinde bizim mutlaka bilinçaltı kayıtlarımız var, kodlamalarımız var. O yüzden... Ama biz bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bu çocukluktan olabilir. Çünkü söylenmiyor. Yani şimdi madem burada beni masaya yatıralım. Ben bir dönem herhalde öyle
18-20'li yaşlarımda hep şey derdim. Ya evlenmek ne ki, kariyer yapacağım. Evlenirsem ya ertesi gün pişman olursam. Ya niye ertesi gün pişman oluyorum? Bu kayıt bana nereden gelmiş bilmiyorum. Evet. Ya evlenirsem ama ne yapacağım evliliği? Ya ertesi gün pişman olursam. Niye bir ay sonra veya niye pişman olmayacaksın? Bu bir filmden mi ya da duyduğum bir çevremde, komşudan, çocukluktan mı bilmiyorum. Anne baba çalışan bir ailenin çocuğuyum ben. Memur ikisi de. Sonrası annem bütün sorumluluğu almış. Hem dışarıyı hem içeriği. Babam anneme aşık. Aşık da vefat etti. Hmm. Nurlar içinde uyusun. Kendisinden 15 yaş büyük. Benim annem çocuk gelinmiş. Hmm. Çocuk gelinlikten artık orada nasıl bir travma aldım, bilinçaltına ne geçirdim bilmiyorum ama kardeşimi hem okuyup hem bir taraftan anneme yardım ederek ben de büyütmüş oldum. Hmm. Belki anne sorumluluğu aldım. Evet. Ama bu ertesi gün evlenirsem, ertesi gün pişman olursam bilmiyorum. Hani bunları da ne olur yapalım, iptal etme, bunları yeminleri vesaire. Çok ilginç bir şey. Evet, bunlar tespit edilebiliyor mu? Bunların hepsini tespit edebiliyoruz. Hmm. Anne karnında ne hissettiğine dair. Yani bizim annem pişman mı olmuş bilmiyorum ki. Belki hazır değildi. Yani belki gerçekten hissi olarak seçmemişti. Bizim kuantum drama tekniğinin en önemli yanı Seher, kişilerin travmalarını bilmelerine, hatırlamalarını, anlatmalarına gerek yok. Hatta bilmek de istemiyoruz. Hmm. Biz kendimiz, yani bize sadece evet, kişi geldiğinde ismini, soy ismini vermesi yeterli. Biz kişinin bilinçaltına giriyoruz. Onun bütün travmalarını şimdiden geriye doğru tarayarak, kaç yaşında olursa olsun, 60 yaşında da danışanımız var, 40 tabii yaşında ki. Da, 20 yaşında da. Anne karnına kadar giderek bütün o tek tek, tabii ki ilk seansta bütün genel taramaları yapılıyor. İkinci seans itibariyle konu konu çalışmaya başlıyoruz. Bu bulduklarımızı anda dönüştürebiliyoruz. Ve şunu da, hani böyle çok büyük iddialı konuşan biri değilim genel olarak ama bu artık benim için işte matematik, o yüzden çok rahatlıkla söylüyorum. İlişki sorunları olan, ilişkilerinde mutsuz olan kişiler, anne ve baba ilişkileriyle ilgili alanlarda bu tarz işte kuantum çalışmaları ya da ne istiyorlarsa çalışmalar alıp o alanları gerçekten dönüştürürlerse ve oradan edindikleri yazılımları anne karnından başlayarak değiştirirlerse şimdi de hiçbir sorunları kalmayacak. Ama şimdi duygu var ilişkinin içinde. Evet. Duyguyla matematik nasıl bir arada olabiliyor? Duygu bazen aşık oluyorsun, mantıksız da hareket edebiliyorsun değil mi? Ama işte, yani şuursuz da hareket edebiliyorsun. Seher'cim senin... Onu açarsak izleyicimiz daha iyi açalım. Anlar. Senin o kişiye, yani o duygu dediğin, aşk dediğin ya da hayranım dediğin kişiye neyse çekilmene, evet. Aynen onun senin hayat alanına bir şekilde girmene sebep olan senin frekans alanın. Hmm. Yani şimdi bizim bir fizik bedenimiz var. Enerjimiz var, tabii. Evet, ama bizim aslında bu fizik bedenden, hatta görüntümüzden bile daha etkili olan bir auramız, frekansımız var. İtiyor da çekiyor. Aynen, tabii. Ve bu aura alanında ki artık bu... Bunlar safsata değil. Bazıları boş laf gibi görüyor ama bunlar bilimsel gerçekliklerle kanıtlanan veriler. Ben kuantum düşünce, niye kuantum düşünce tekniğindeyim? Altyapısında kuantum fiziği olduğu için. Dedim mi? Ben de sorgulayan biriyim. Evet. Benim bir yere oturacak. Evet, spiritüelim, psişik yeteneklerim var ama altyapısında hep bunların fiziğinde işi çözen birisiyim. Kuantum fiziğini araştırdıklarında olayları görecekler zaten. Bizim bir auramız var ve bu auramızda titreşen enerjimizi bizim yine bilinçaltı blokajlarımız etkiliyor. Şimdi mesela ben çocukluğumda değer görmedim, istenmedim. Hatta belki de suçlandım. Hatta belki mesela sende de vardır, çünkü bende de vardı. Tabii. Diyelim ki biz istenmeden geldik, yani plansızız. Evet. Annemize babamıza belki yük olduk gibi hissettik. Bundan suçlu hissediyoruz ya, varlığımızdan, var olmaktan. Mahcup oluyoruz. Mahcup oluyoruz. O yüzden işte biri bize bir şey verdiğinde mahcup oluyoruz. Hani almaya hakkımız yok gibi zannetmemizin bir sebebi zaten var olmaktan suçlu hissetmek. Bu da istenmeyen hamileliklerde çokça ortaya çıkan bir şey. Şimdi bu durumda benim enerji alanımda, auramda değersizlik duygusu titreşiyor ya da suçluluk duygusu titreşiyor. Çünkü diyorum ki farkında olmadan ben değersizim, ben suçluyum, yani ben var olarak suçluyum. Bunu bertaraf etmek için birçok strateji evet geliştiriyorum ama şimdi benim auramda bu enerji varken kim benim, bana değer verir diyorsun. Hayat alanıma bana değer verecek biri gelmez. Hasbelkader geldi, hatta bana değer gösteriyor. O rahatsız eder. İnan bizi. Durmuyor. Sen bir şeyin rahatsız olup ya onu gönderiyorsun ya o gidiyor. Sen farklı bir duruma geçiyorsun. O ilişki hiçbir şekilde yürümüyor. Şey, taksilerde boş olunca ışık yanar. Hani dolu olunca ışık söner ya, onun gibi bir şey. Kesinlikle öyle. Şey, evet yani. Kesinlikle öyle. Ya da suçluluk duygun var. Bu sefer bir bakıyorsun
Çoluğun çocuğun bile seni en ufacık şeylerden suçlu hissettiriyor. Yani senin yüzünden bir şey ters gittiyse sebebi sensin, olmuyorsa sen kurban yaptın. Kurban rolünü almış oluyor. Çünkü zaten duygu o, ben suçluyum diyor, bunu kabullenmiş durumda. Şimdi sen o duygunu değiştirdiğinde, mesela ben değersizim yerine ben değerliyim. Hem de bu değerim hiçbir şeye bağlı değil. Yani ne bilgime, ne parama, ne kıyafetime, ne görünüşüme. Çünkü ben Yaradan'ın var ettiği bir canlı olarak değerliyim. Biricik ve tekim. Gerçek değerlilik bilinci de budur zaten. Tabii. Sen bunu içselleştirdiğinde o zaman bir bakıyorsun eşin ya da hayatına girecek kişi, farkında olmadan sana değişiyor. Özen göstermeye başlıyor. Çünkü şunu biliyor. Ya, farkında olmadan bildiği şey ya, frekans alanından değerlilik duygusu gidiyor. Ben ona değersiz gibi davranırsam ya da kötü davranırsam zaten benim hayatımda kalmaz. Gider diyor. Ama diğer türlüsü ben ne yaparsam yapayım o kalır. Çünkü zaten o kendini değersiz gören birisi diyor. Hani ilişki stratejilerinde de şey vardır. Kaçan kovalanır evet derler hep. Doğrudur çünkü. Kaçan balık büyük olur. Al size bir atasözü. Çünkü o aslında kaçan konumunda olan kişi kendi değerini daha iyi konumlandırmış kişidir. Hani ben sana muhtaç değilim. Benim bir hayatım var. Benim bir değer alanım var der. Öbürü de ben sensiz olmadan yaşayamam diye arkasından koşturur. Dikkat ediyorum, güçlü kadınların yanında genellikle erkekleri olmuyor. İşte benim buna ihtiyacım var. Daha böyle kırılgan ya da isteği çok olan, hep ya, kadınlar arasında kendi aramızda da, ya bakıyorsun diyorsun ki yani ya, hiçbir şey yapmıyor ama erkekleri kendine çöküyor. Çünkü erkek ona ihtiyacı olduğunu bildiği için evet, kendini de güçlü hissediyor. Kesinlikle. Hayır, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Halbuki bir omuza bile ihtiyacımız var. Baktığında yani ağlamak için, dertleşmek için ki. Ama biz dimdik ayakta çalışanlar için söylüyorum, hiçbir şeye ihtiyacımız yok deyince o enerjiyi de veriyorsun. Tabii. O zaman diyor ki ya, senin bana ihtiyacın yok. Kesinlikle öyle. Ve böyle bir mesaj oluyor. Farkındaysan Seher, yine magazin dünyasına da bakacak olursak ünlere gir. Çok güçlü, magazin yapalım. Çok güzel, hani erkeklerin gerçekten aşık olacağı ünlülerimiz var ama çoğu ya aldatıldı ya yalnız. Güçlü kadın, güzel kadın ve çok önemli darbeler yaşıyor. Niye? Farkında olmadan erkek kendini yetersiz hissediyor. Yani diyor kompleks ki, oluyor. Evet, diyor bu sefer o kompleksini çözmek, kendini tekrar yeterli hissetmek için gidiyor başka birine. İspatlama durumu. Aynen öyle. Şimdi burada ama şuna bakmak lazım Seher'cim. Onların bu tarz erkeklerin yetersizlik duygularına çalışılması gerektiği gibi güçlü kadınların da, yani mesela bizler de şimdi güçlü duruyoruz ya, ben kendimde şunu dönüştürdüm mesela, benim evliliğim öyle dönüştü. Güçlü olmayı şöyle yorumluyoruz biz, erilimizi yükseltiyoruz, dişini bastırıyoruz. Yani dışarıdan istediğin kadar kimliğimizi süslü püslü kadın gözük. Göz ardı ediyoruz. Evet, biz o dişili bastırıyoruz. Bunun dediğim gibi süsle, kıyafetle de alakası yok. Enerji olarak şöyle erilimizi yükseltiyoruz. O yüzden aslında erilleşen dişiler ve dişileşen eriller var şu anda. Peki o dönemlerde eşin en çok neden şikayetçiydi diyorum, eş karşılığı. Ama hiç dinlemiyor şu an bizi. Ay, adamın her şeyine karışıyordum. Neydi? En çok şikayet ettiği neydi? Şimdi ikili ilişkilere örnek olsun. Yani kıskançlık mıydı? Kıskançlık hiç olmadı bende. Hani bir kendine özgüveni olan bir kadındım ama yani ben ne yapıyorsam ona uyum sağlamasını istiyordum. Kıyafetinden hani kiminle ne zaman görüşeceğine, kaçta yatıp kalkacağımıza kadar ben yönetmek istiyordum. Kontrol hep bende olsun. Yani her şeyin kararını ben vermek istiyordum. Onun için tamamen hani kendi başına, mesela benim istediğim diziyi seyrederken o maç seyredemiyordu. Yani seyrettirmiyordum ona. Yazık ona. Gerçekten. ama işte bunu hemen fark ettim ve dedim ki evet, ben bunları yapmamalıyım. Hani kendi... Yüzleşmeniz nasıl oldu? Hadi biraz magazin. Yüzleşmemiz valla yani eşi de mi çağırsam acaba? Tartışmaya başladık. hem çok seviyoruz birbirimizi. Ben de onu çok seviyorum. O da beni, ama sürekli bir itiş kakış hali evde. Yani bana birçok yerde söylüyorum, burada da söyleyeyim, iki önemli uyanmış cümlesi var eşimin. Bir tanesi bir eve iki erkek fazla değil mi sence alır dedi. Ben orada bir şok Seher. Ne demek istiyorsun sen? Kapak yapmış. Hani ben kadın değil miyim? Gayet bakımlıyım, süslüyüm, püslüyüm falan. Ne demek istiyorsun? Lider ruh. Biri de hani ben hep şöyle derdim annemle babamın ilişkisine bakarak. Ben annem gibi olmayacağım. Hani anneme bazen şeyden de kızardım. Tamam, bazen çok zayıf görüyordum. Bazen de işte çok gereksiz konuşmalarla aslında sorunun büyümesine sebep oluyorsun. Hani öyle demeseydin, şöyle yapmasaydın, hep dram ya da sorun odaklısın diyordum. Tabii ki şimdi böyle görmüyorum ama o zamanlar. Ve ben annem gibi davranmayacağım diyordum. Fakat yine eşim bana bir gün dedi ki, tıpkı annen gibi davranıyorsun. Hadi buyur. Orada da bir daha şok.
Nasıl yani dedim. Biz annemle hiç benzemiyoruz dedim davranış olarak falan. Ben böyle güçlüyüm falan, annemi daha şey görüyorum. Hayır dedi. Bütün işin sonunda geldiğin nokta, yaptığın eylem annenin o anlattığın olaylarıyla aynı sanıl dedi. Ben dedim ki burada bir şey var. O zamana kadar kendimi görmüyordum. Hani hep kendi yaptıklarımın doğru olduğunu zannediyordum. Mutluluğumuz için, huzurumuz için, güvende oluşumuz için. Ben de kötü niyetli değilim ama. Ama sen fark etmişsin. Fark etmeyip Evet, de fark bunu ettim. çocuklar için sürdüren, ailede işte baskıdan evliliği sürdüren o kadar çok çevremizde insanlar Evet, var ki. yani Evet. hani bu şu da demek değil. Ben mesela eşimi niye kontrol etmeye çalıştığımı anladım. Benim annem aldatılmış, eşi tarafından birçok şeye maruz kalmış. Aman biz bunları Bilinçaltı. yaşamayalım. Hani huzurumuz bozulmasın, eşim yanlış bir şeyler yapmasın. Kendimce onun için kontrol ediyorum. Ha, ben bunları yaparken bazen hep kendime anlatıyorum. Eşimin hiç mi dönüşmesi gereken tarafları yok? Tabii ki var. Yani eşim de mesela gerçekten sorumluluk almayı sevmeyen. Hani son kararı sen ver ki hani istenmeyen bir şey oluşursa kimse demesin, benim adımı vermesin, senin adına Senin. Anıl sen demiştin desinler diyen biriydi. Hep topu bana bırakırdı. Mesela o da bu konulardan mı dönüşmeye başladı? Ya da gerçekten evin birçok şeyini ben hallediyordum. Onun bir lafı var, kelimesi çok korkuyorum onu duyduğumda. Hallederiz diyor Bu ya. erkek atasözü. O Benim kardeşim dahi hallolmuyor o sefer. hallederiz. O bir Şu mecbur, bunu bunu dönüştüremiyor sıkıştıramadım. muyuz? Şu hallederiz İşte de. o dönüşmeye başladı. Ha. Gerçekten şimdi hani %100 dönüştü mü? Hayır, ama %95 dönüştü. Şimdi gerçekten hallediyor. Hani ya da bir şey bir kere söylüyorum hallediyor. Eskiden 10 kere söylüyordum yine hallolmuyordu. Tabii Ama hallederiz hallederiz abla. Engin'e buradan diyordu. En selam sonunda ben olsun. bir şey yapıyordum ya da işte biriyle hallediyordum ya da kendim çözüyordum. Bu Ama hallederiz dönüştü. lafının bilinçaltındaki etkisi nedir? Neden erkekler geliyor mu size? Onu önce Gelmeye sorayım. başladılar Serval'la. Başladılar mı? Şeyde çok sevindim. Geçen hafta sonu eğitimimiz vardı. Kuantum drama uygulayıcılık eğitimi yeni sınıf. İlk defa 6 erkeğimiz vardı. Çok mutlu olduk. Bravo. Çünkü olmuyordu Büyük. erkek. Belki bir kişi oluyordu. Niye gelmiyor erkekler? Erkekler biraz daha Onların bilinçaltındaki travma ne? düz mantık bakıyorlar. Bir de kendi duygularıyla yüzleşmekten kaçan bir tarafları var. Ama bunda da yetiştirme hatası var Evet, biliyor musunuz erkekler Ser? ağlamaz, erkekler güçlüdür. Duygularını belli etmemeliler, güçlü Belli etmez. olmalılar gibi. Şimdi erkeklerde o kendilerince zayıf düştükleri anlarla yüzleşmek çok zor bir şey. Peki hallederizin travması ne? Ne Hallederiz'in olur hocam, bunu söyler misin? Bunu bir tek söyler misin? aslında Hallederiz'in tek bir travması yok ama bunu diyen kişiler genellikle kendi güçlerinden korkan, kaçan ve biraz baba tarafından bastırılmış, hani Ha. yetersiz bulunmuş kişiler oluyorlar. Ne yazık ki yapabileceklerine de inanmıyorlar ve Halledersem hallederim, kuşaktan halletmezsem de kuşağa suçlama. özellikle erkek çocukları için baba da çok önemli bir model. Yani baba desteği aldılar mı? Baba gerçekten oğlum sen halledersin dedi mi? Yoksa mesela ben sonra eşimin babasıyla ilişkisine baktım. Evet yani onlar da dönüştü ama ilk başlarda daha çok sanki yapamazsın, edemezsin ya da baba bir her şeyi yapan Güç. model. Hani sen onun yanında çıraksın her zaman. Şimdi bir çocuk farkında olmadan aslında anneyle babayla içten içe de bir kendini Çatışma ortaya farkında çıkarma var. yarışı içindedir. Anne kız için de Bazen geçerli güçlü bir bu. anne de bu konuda Evet. çocuğun kendini baskılamasına sebep oluyor. Çünkü mesela ben hep o yüzden oğluma biz de hata yapıyoruz oğlum işte şunu unuturuz bunu unuturuz çok normali veriyorum. Çünkü Tabii. onları hata yapmaz görürse ama kendi hataları olursa kendini çok güçsüz, zayıf, eksik, kusurlu hissetmeye Tabii başlayabiliyor tabii. çocuklar. Anlattıkça o kadar şey geliyor ki aklıma Tanıdık hemen. geliyor değil mi? Vallahi. Ve bir erkek çocuğunun anneyle ilişkisi de çok önemli. Karısıyla ya da sevgilisiyle ilişkisinin düzenlemesinde babadan da tabii ki erkek model olarak aldığı bilgiler çok çok önemli. Ama bu şu demek değil. Şimdi dediğim gibi ben de anne babadan sağlıklı bir Helal şekilde tabii. gelişmiş biri değilim. Ama bu benim bütün hayatımı, kaderimi etkiledi mi? Hayır, işte ben 28 yaşında bunu fark edip dönüştürmeye başladım. Biz çok şükür şimdi 15 yıllık evliyiz. 12 yaşında da bir evladımız var. Maşallah. Ama şunu net söyleyeyim Seher. Eğer dönüştürmeseydim biz çoktan boşanmıştık. Aslında asıl travmalar anneden mi geçiyor? Anne çok etkili. Yani biz çocukların çalışmalarında o yüzden annelere de çalışıyoruz. Anneyi çok farkında olmadan modelliyoruz. Bazen pozitif, bazen negatif. Yani bazen annenin çok sevmesi de bir problem bakın. Çünkü ben öyle anneler görüyorum ki tamamen varlıklarını çocuklarına adamışlar. Ama çocuk bu sefer annesiz var olamayacağına inanıyor. Bağımlı bir ilişki. Hatta işte anneyi bırakıp mesela eşimin kardeşinin o var. Anneyi bırakıp evlenemiyor. Çünkü anne ona demiş ki ben sana anne doğdum, baba doğdum, saçımı süpürge ettim.
Şimdi ilerleyen yaşta bilinçaltı şöyle diyor. Evimiz. Sıra bende. Sıra bende. Çok ben ağır de kendimi şey anneme feda etmeliyim. Çok ağır çok bir şey. Ağır bir şey. Ancak işte çalışılıp anne özgürleşmesi dramada bakılırsa bu alan dönüşebilir. Ve annenin hamilelik sürecindeki tüm hisleri, yani kendini nasıl hissetti, hamileliğe hazır mıydı, eşiyle arası nasıldı, mutlu muydu, yalnız mı hissetti? Daha ilk kayıtlar orada oluşmaya başlıyor. Biz buna kader yazılımı diyoruz. O 18 yaşa kadar da doğduktan sonra ve doğum anı çok önemli. Bir doğum travması var mı? Yaşadığı süreçte bir yaşamsal bir tehdit aldı mı? Aldırılmak da yaşamsal bir tehdittir. Tabii. Ya da doğum gerçekleşirken de. Sonrasında 0-6 yaş baz olmak üzere 6-12-18 üç evremiz var. Bu evrede erkeklerle ilgili, kadınlarla ilgili, hayatla ilgili, parayla ilgili en önemlisi çocuk, o sıfırdan hayata atılan canlı kendiyle ilgili nelere inandı? Nelere inandıysam 18 yaşından sonra kaderin buna göre şekillenmeye başlıyor. Kaderimi değiştirebilir miyim? Kaderini Allah'ın zaten bize verdiği bir cüz'i irade ve özgür irade dediğimiz bir irade var. Tabii ki Allah'ın bize sunduğu olasılıklar arasında değiştirme yetkisine sahibiz. Sıfırdan bir kader yaratmak değil ama zaten Allah yarattığı yani her doğumla ölüm arası belli ama ister. Oradaki yolculukta Şimdi senin tercihlerinle değişebilir. Mesela ben boşanabilirdim. Bu da bir kaderdi. Bilinçaltımı dönüştürüp mutlu bir evliliğe geçmek ve sürdürmek de bir kader. Ben buna geçtim. Ben bir seçim yaptım. Yani önüme çıkan yaradanın aslında bu kitap sana geliyorsa aslında onu ben getirmiyorum ki. O sana sistemin bir mesajı, Allah'ın sana bir mesajı ve nasıl bir anne çocuğunun mutlu olmasını isterse Allah hepimizi var eden yüce yaradan zaten hepimizin gelişmesini, tekamül etmesini, mutlu olmasını istiyor ve bunun için inan bana bize defalarca mesajlar, rehberlikler gönderiyor. Ama biz çoğu zaman hiç sesimizi dinlemiyoruz. Niye dinlemiyoruz? Doğru bildiklerimizin dışına çıkmak istemiyoruz. Güvenlik alanı dediğimiz, o konfor alanı dediğimiz ki hiç konforlu değil ama belki de çok mutlu ama alışkanlık alanımızın dışına çıkmak istemiyoruz. Bazen hani çok aklını kullanan biri duygularını ya da ruhunu çok yok sayıyor. Bazen de ruhunu çok dinleyen biri aklını ve bedenini yok sayıyor. İkisi de ayrı çatışmalar yaratıyor. Halbuki yaradan bize her zaman seslenir. Şu kalbimizden bizimle her zaman konuşur. Gitmemiz gereken ilişkiden, yerden, işten bile. Mesela aslında artık o işi bırakman gerekiyordur. Yani iç sesi diyordur. Git buradan, git bu iş sana göre değil. Senin ruhunun çekileceği başka alanlar var. Ama zihin der ki ya der Türkiye ekonomisinde iş mi bırakılır? En azından şu kadar maaşın var ya işte işsiz kalırsan. O işten ayrılamazsın. Ama bir gün gelir ne olur? Bir olay. Ya çıkartılırsın. Evet bir olay. Ya orada sana büyük bir haksızlık edilir. Yani negatif bir şey yaşarsın. Çıkmak zorunda kalırsın. Evet çıkmak zorunda kalırsın. Sen kendin gitmiyorsan sistem, seni ilahi sistem yaptırıma girer. Yaptırıyor. Amacı da sana yine zarar vermek değil. Aslında tam çok tersi, daha iyisi oluyor. Kendine ait yola döndürmek için ya diyor hani sistem yaradan kulum ben ona mesajlar gönderdim cesaret edemedi. Ben şimdi ona bir olayla kendi yoluna çevirmem lazım ki ait olduğu alana doğru ilerlesin. Ruhumuzun ait olduğu alanlarda olabilmesi kendimize verebileceğimiz her en büyük hediye. Yani çünkü ait hissetmediğim bir işte de çalışsam çok para da kazansam mutsuzsun. Bizim çok durumu iyi olan Türkiye'de tanınmış danışanlarımız var. Ama geliyorlar işlerindeki boşluk duygusu geçmemiş çünkü ait olduğu alan orası değil. Ya da bir sürü negatif duygusu var. Ya da dünyanın en güzel kadınıyla evlisin ya da en yakışıklı ve en güçlü adamıyla evlisin. Ama için boş, mutsuz çünkü kendine ona ait hissetmiyorsun. Birçok durumlar yaşanmış aranızda. Gitmek istiyorsun ama korkuyorsun, gidemiyorsun. O belki yuvayı yıkmak istemiyorsun. Tabii ki ben hep şunu söylerim. İlişkilerde özellikle. Kendi bilinçaltı blokajlarınızı tam olarak dönüştürmeden çok önemli bir hassas nokta yoksa gitme kararı almayın. Önce dönüşün. Bakalım eş sonra nasıl reaksiyon gösteriyor. Çünkü gerçekten sen değişince o taraf dönüşmeye başlıyor. Yani çok saygı yaşan noktalar varsa dönüşmüyorsa tabii ki o zaman gitmek de şifaya dahildir. Ve bu seni de yeni olasılıkları açar. Mutlu olacaksın. Karşındaki kişiye de bir aslında iyiliktir. İyilik kendine de iyiliktir. Kendimize yaptığımız en büyük kötülük nedir ruhsal anlamda? Seher ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kendimize yaptığımız kötülük kadar hiç kimse bize kötülük yapmıyor. Bir kere kendi varlığımızı çok çok yok sayıp değersizleştiriyoruz. Sevgi dilenciliği yapıyoruz. Ait olmaya çalışıyoruz. Sevdiklerimizi kaybetmemek, eleştirilmemek, hata yapmamak, dışlanmamak için biz kendi özgün rengimizi, o otantik tarafımızı yaşamıyoruz.
biz farkında olmadan sevdiklerimize göre aslında şekillenip kendimizden başka bir kendi oluşturup bunu yaşıyoruz ve sürekli kendimize savaşıyoruz. Sonra da aidiyet duygusu, kendimize bile ait olmadığımızı hissettiriyoruz. Evet, tabii bedene ait hissetmiyorsun, ruhuna ait hissetmiyorsun. Olduğun yere ait hissetmiyorsun. Çünkü kendi varlığına tanışık değilsin ve bağımlı ilişkiler geliştirirsin. Yani ya anneye bağımlısındır, ya babaya, ya çocuğuna, ya eşine. Bunun sebebine bakarsan kendi varlığından bir habersindir. Burada varlığından kastettiğim ama ruhun. Senin ruhun neler yaparak mutlu olur? Hepimizin ruhu aynı şeyleri yapmak zorunda değil. Biz hem bir bütünün parçalarıyız. Evet, hepimiz eşitiz ruhsal alanda. Ama hem de şu parmak izimizin tek olması çok önemli bir yaradanın bize göstergesidir. Biricik ve eşsiziz. Ama bunu ben bir narsizm ya da kibir olarak söylemiyorum. Bu o şu zaman demek, bencillik, biz öyle gördük ya. Sen kendin ne kadar bencilsin. Evet, bunu da duymak istemiyoruz evet, ya. Evet. O yüzden de kendimizden vazgeçiyoruz. Hmm. Ama gerçek öz sevgi şu demek. Evet, ben biriciyim ama seher de biricik. Her bir varlık tanrısal ve biricik ve eşitiz. Ama bu benim biricikliğimin bana getirdiği ya da beni mutlu edecek kalıpları neler? Mesela herkes gerçekten evlenmek zorunda değil. Herkes çocuk doğurmak zorunda değil. Ya da herkesin iş alanı farklı olabilir. İşte bir iş çok kazandırıyordur ama senin alanın o değildir. Senin yolun başkadır. Senin kendi özgün yolunu bulman lazım. Birileri yapıyor diye bir şeyleri yapıyorsak o yaptığımız şeylerden gerçekten derin anlamda da mutluluk sağlamıyoruz. Peki bir gün şeyi yapalım seninle, inşallah bu programın devamlılığı ve böyle sürekliliğinde birçok konuya değineceğiz. Sevmediğimiz işin de bereketi olmuyor. Ben bunu kendim yaşadığım için söylüyorum. Çok sevdiğim işe sıfırdan başladım ama o sevmediğim işi yaptığım dönemlerden 3 katı 4 katı kazandığımı biliyorum. Bu doğru. İşle ilgili de yapalım. Ama tekrar ilişkiye dönersek bağımlı ilişkilerin sebebi annemi babamı. Bilinçaltına kişinin bakmakta fayda var ama genel anlamda senin kız çocukları için baba, erkek çocukları için anne bu konuda çok daha etken. Çünkü kız çocuğu hayatındaki baba boşluğunu doldurmak için ne yazık ki sevdiği adama, hani bağımlı olup onun hayatında kalması için, hani ileride kadın olduğunda elinden geleni yapıyor. Maddi ya da manevi. Tam tersine erkekler de anneleriyle yaşadıkları ilişkide yeterince beslenemeyen, anneden sevgiyi, şefkati alamayan bir erkek de bağımlı olduğu, hatta belki de gerçekten enerji olarak daha altta kalıp sömürüldüğü bir kadının hayatında kalabiliyor. Yani ilişkilerde de her zaman erkekler hatalı gibi de bilinsin istemem. Biz öyle ilişkiler yaşıyoruz ki bazen de mağdur olan erkekler de olabiliyor. Evet, kadınlara evet, göre nadir ama daha az ama onlar da var. Yani şiddet gören erkek de var. Var. Manim evet, ya da anlamda, tamamen evet, birçok şeyi ailesine yaptığı halde değer görmeyen erkekler de var. O yüzden ama daha çok gördüğümüz kız çocuğunun babayla ilişkisi hayatındaki ilişkiye çok yansıyor. Yani o ilişkide babası tarafından öyle bir prenses gibi hissettirilmiş mi? Her zaman yanında olduğu bilgisi verilmiş mi? Bunun da şöyle bir handikap oluyor yansıyan. Bazen babayla ilişkisi çok iyi olan bir kız büyüdüğünde hayatına birini alırken babayı arayabiliyor. Hani babam harikaydı, onun gibi olsun. Hayır, hayatına yeni gelecek kişi baban değil. Yani ne bizim hayatımıza gelecek kişi baba boşluğunu dolduracak kişi olacak, ne de babamız çok iyiyse, mükemmel görüyorsak onun gibi biri olacak. O yepyeni bir kişi. Bizler bir kere ilişki yaşamayı istiyorsak, mutlu bir ilişki, o anne ve baba kalıplarından ve anne ile baba ile yaşadığımız ilişkinin dışına çıkıp artık yetişkin bir birey olarak bir başka yetişkin bireyle bir araya gelip bambaşka bir ilişki dinamiği yaratmayı seçmeleri gerekiyor. Ve asla bir baba aramak ya da bir erkek için bir anne aramak değil. Çünkü kimse kimsenin artık annesi babası değil. Orada kadın ve erkeği konumlandırmak ilişkide de doğru konumlandırmak. Herkesin kendi sorumluluk alanı içinde kalarak bir ilişkiyi alma verme dengesi içinde sürdürmesine olanak tanımak lazım. Bu dengeler bozuluyorsa mutlaka orayı düzenlemek ve tekrar toparlamak lazım. O yüzden mesela kadın çok sorumluluk alıyorsa maddi manevi bırakmaya başlaması lazım bazı şeyler eşine. Hatta başta sorun çıksa da diyelim ki faturaları hep kadın yatırıyor, ödüyor. Dışarıdan bir bakmak gerekiyor değil mi kendine? Evet. Yatırmayacak. Kesiliyor mu? Kesilecek. Biz bunları bile yaşadık. Bizim kesildi mesela. Unuttu çünkü. Kim ödedi? Ama şimdi biliyor artık. Sevgili eşliğinde. çünkü o hani maaş olarak değil. Maaş olarak bana gönderirdi o zamanlar ama hani onların gününü bile bilmezdi. Ama dedim ki ben niye biliyorum günlerini, o da bilsin. Çünkü yük bende kalıyor bu sefer, hani onu bilmek, çözmek, halletmek. Ama böyle yapa yapa biz bunları çözdük.
gerçekten dönüşmek isteyen pratik ya, mahalledir. Bilinçaltını pratik yapmak gibi ilişkilerde de tabii. Hayata dönüştürdüğün zaman oradaki pratiklerin de önemini görmüş oluyorsun. Kesinlikle. Değil mi? Ve şu çok önemli Seher, kişinin tek hayali evlilik ya da mutlu bir ilişki olmamalı. Evet, hayali olsun, bu tercihi olsun tabii ki, ama kişi önce kendi varlığıyla bir bütün, kendi değerini bilen, kendisini yaşamda var eden, yeteneklerini kullanan, hayatını seven, iyi ki varım diyebilen biri olursa, böyle birine zaten enerjisine o kadar çok insan çekiliyor ki, hani arkadaşlık olarak da tamamlamış oluyor değil mi? Tabii aslında ve gerçek. Biz bilincine geçiyorsun, ama biz bilincinde kendi varlığını kabul ederek dünyayla barışmış oluyorsun. Hayatla, parayla, yeteneklerinle. O yüzden herkes kendi değerini ortaya çıkaracak atılımları, hareketleri yapması lazım. Bu çok önemli bir şey. Kendisine yatırım yapsınlar, ama bu böyle estetik ya da fiziksel değil, ruhsal, bilinçaltı alan olarak, bilinç düzeyinde kişinin kendini kendinden tekrar doğurarak geliştirmesi ve yetiştirmesi, şu anda hem tekamül etmesi hem de istediği hayatı yaşamasının tek gerçek yolu. Günümüzde ilişkilerin kısa gitmesinin travması ne gençlerde? Şimdi biz Covid'i yaşadık, depremi yaşadık, ekonomik krizleri yaşadık. O dönemin çocukları büyüyecekler. Kim bilir onların travmaları ne olacak? Baktığım zaman sosyal medyanın, internetin o kadar çağın bambaşka bir yeri. Bizim çocukluğumuz 90'lı yılların çağıyla şimdikiler bambaşka. Biz sokak evet. çocuğuyduk. Akşam ezanında eve giren çocuklardık. Şimdi evin içinde kafasını kaldırmadan internette oyun oynayan çocuklar. Evet. Şimdi bunların yaşadığı travmalar ne olacak ki? Evet, evet. Bizden sonraki nesiller de. Nasıl bir şey olacaklar? Evet. Yani baktığın zaman çok bambaşka dünyaya da gidiyoruz. Şimdiki ilişkilere bakıyorsun. Bu sadece magazinde değil. Normal hayatta da bir ay sonra ertesi gün ayrılan, evlenip ayrılan, iki günde ilişkisi biten. Bunların altındaki travma ne olabilir? Güvensizlik mi? Güvensizlik de var. Çok fazla aslında tüketme, hızlı yani, tatmin evet, olma. Hızlı tüketme. Hızlı değil mi? Tüketme ve tatmin olma. Ve ben mesela hep şunu söylerim. Şimdi bizim nesilde evet, çocuklara çok fazla sevgi, ilgi göstermek bile bir yerde sıkıntılıydı. Yani şımarmasınlar. Şımarmış, benim babam da der. Şımarmasınlar. Uyurken sevilirdik. Evet, belki yani de. İstediğimiz evet. öyle hemen yapılmazdı. İfade ederken bile iki kez düşünürdük. Hani daha fazla bir anne baba büyük otoritesinde yetiştik. Şimdi bunu yaşayan ama kişilerin yetiştirdikleri çocuklarda da şöyle var. Çocuklara bütün alanı açmak. Yani hani bana annem kendimi ifade ettirmedi. Benim çocuğum her şeyi konuşsun. Her şeyi konuşsun da büyüğünün karşısında da bir ya da öğretmeninin karşısında Duzu, bir çok saygıyla önemli, durması evet. gereken yeri bilsin. Ya da ona bütün imkanları sunmak, o bütün oyuncakları almak, bütün kurslara göndermek. Onun hiçbir şeyi kendi duyguyu tüketiyor. Gücüyle ortaya çıkarmasına izin vermemek ve çocuğun yerine hep bir şeyleri annenin yapması. Bir erkek çocuğunu mesela arkasını sürekli anne topluyorsa, o erkek çocuğu sorumsuz bir erkek olarak yetişiyor. İşte hep hayatındaki her şeyi kadınına bırakan biri olarak yetişebiliyor. Ve benim gördüğüm çocuklara çok fazla aşırı bir bu konuda alan açılmış durumda. Şimdi bu çocuklar zaten işte çoğu da dediğin gibi iPad, telefon teknolojisinde artık hiçbir şeyden tatmin olmuyorlar. Çünkü diyor ki her şey önümde ki, hani ben neden tatmin olacağım? Bir tıkla bununla da ulaşıyor bir kere her şeye. Oynuyor, evet. bırakıyor, başka bir şey odalar istiyor. Odalar dolusu oyuncaklar. Ve ilişkiler de buna dönmüş. Hani çünkü bir kişiyle bir şeyler yaşayıp sonra o benim için önemli değil, bir başkasını da bulabilirim'e geçiyor. Sağlıklı bağ kurmak, hani önemli olan, dengeli olan bağı kurma konusunda şimdi de sıkıntılar yaşanıyor. Evet, bir kişiyle mutsuzsan bir ömür geçirmek zorunda değilsin. Bizim neslimizde öyleydi. Şimdi oradan şunları kodladık. Mutsuzsam asla sürdürmeyeceğim. Hayır, önce dönüştürmeye çalış, emek ver, ilişkin için gerçekten çabaladıktan sonra dönüşmüyorsa gidebilirsin. Yani sarkaç diğer uca vurdu Seher. Peki çocuk ve ergen danışanın var mı? Çok. Olmalı mı? Çok çalışıyoruz, şöyle çalışıyoruz ama Seher, evet. ergenlere de öyle çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Çünkü o yaşlarda daha güzel alanlarını açıyorlar. Çalışmaları anneleri dinliyor. Anneler iştirakçı oluyor. Çünkü biz bilinçaltında çok derin travmalar çıkardığımız için çocuklar duysun istemiyoruz. Bir de kuantumun şöyle bir güzelliği var. Kişi o çalışmayı dinlemese bile bilinçaltında biz olduğumuz için zaten anda dönüşüm gerçekleşiyor. Anne baba da dönüşüyor, bilinçleniyor. Evet, anneye de çalışıyoruz. Biz mesela çocukların çalışmalarında diyoruz ki iki bireysel danışmanlık çocuk alıyorsa araya anneyi de almamız lazım. Çünkü anne tam dönüşmeden
küçük çocuklar için söylüyorum. O yaştaki çocuk tam dönüşmüyor. Şöyle düşün, virüslerden temizliyorsun, hani duygulardan. Ama işte diyelim ki çocuğun değersizlik duygusu var, temizledin. Annede de değersizlik duygusu var. Tekrar eve gittiğinde o virüsü kapabilir. O yüzden ve anneyle çocuk rahimden hayatlarının sonuna kadar birbirlerine bağlılar. Yani anneyle çocuk bağı çok derin. Çalış babam çalış. Şimdi düşünürsen atalardan gelen anıl kodlar var. Aileden gelen kodlar var. Şimdiki çocuklara bakıyorum asi oluyorlar tabii normal ergen çağında. Ben seni seçmedim ki bana beni doğur demedim ki diyen. Hmm. Oysa ki sevgili kardeşlerimiz neler var neler. Seçten, ruh seçten. Aslında seçiyor. Aileyi seçiyor. Anneyi babayı seçiyor. Niye bunu yapıyor bilmiyorum. Tekamül için yapıyor bunu. Hep asi olan yapmasaydın, etmeseydin diyen çocuklar var. Maşallah. Şimdi anne babaya buradan, bu ilk programdan bir seslenmeni istiyorum. Hem çocuk olarak hem ergen çocukları olan anne babalar için ne olur bir cümle söyler misin? İlişkiden bu da ilişki, aile ilişkisi. Evet. Yani. Cümle değil, şöyle bir bilgi vereyim. Bir kere lütfen önce o uçaklarda denildiği gibi oksijen maskesini anneler kendilerine taksınlar. Bu bencillik değil, değil. Bu arada. Sonra evet. Çocuğa takabilsinler. Kendine takmadan çocuğa takarsan sen oksijensiz kalıyorsun. Ve hiçbir zaman da onun olmuyor. Karşılığı da onun teşekkürü de edilmiyor. Hmm. Kendine maske takacaksın. Ve mutlaka çocuğunu çok sevsen de çocuğunla aranda onun o alanı geçtiğinde bir şeyle karşılaşacağını bildiği bir ideal sınır alanı olmalı. Yani annemin bir alanı var. Annem beni çok sevse de benim her dediğime evet demez. Her yaptığım hatanın arkasını toplamaz. Çocuk hata yaptıysa ona onun sorumluluğunu aldırmanız gerekir ki bir daha yapmamayı öğrensin. Bu dediğim asla ceza değil. Hani onu onun halletmesi artık. Ödevini mi yapmadı? Sen onun yerine yapmayacaksın. Bırak o yarın gidip çok öğretmeni yapıyor. Ya da öğretmeniyle konuşuyor. Hayır, o öğretmeniyle görüşüp o durumu kendisi yaşayacak ki yani bir daha yapmamayı öğrensin. Siz mezun olmayacaksınız. Çocuklarınız mezun olacak. Evet. O yüzden. Ve kendi alanınıza saygısızlık yaptırmayın. Anne olmak demek gerçekten varlığını adamak. Özgürlük bu değil. Kendini yok saymak evet, demek evet. değil. Çünkü neden? Bu çocuklara da zararlı. Yarın öbür gün hayatlarına giren insanlar onların her dediğini yapmayacak. Eşleri, sevgilileri, o annenin yaptığı her şeyi vermeyecek. Bu sefer onlarla da çatışma haline girecekler. Benlik alanlarında herkes yerli yerinde durmalı. Ve anneler kendi hayatlarında kendilerine şöyle mutlu olacakları, kendilerini bulacakları alanlar açmalı. Bir anne bütün hayat amacını ya da hayalini çocuğunun gelişimine ve kendi hayatını kazanmasına bağlamamalı. O ayrı bir birey. Çocuk da garanti hayatı. Değil. Bunu da çünkü bilmeyelim. Çocuk evet. da bundan suçlu da hissedebiliyor kendini. Evet. Anne kendi hayatından mesul. Anne kendi yolunu gerçekleştirsin. Çocuk kendi yolunu. Birbirlerine çok güzel bir şekilde rehberlik etsinler. Katkı olsunlar. Özgürlük alanları ve da olsun. Ve şunu söyleyeceğim son olarak. Çocuklarında hangi konuda bir sorun ya da problem özellikle küçük çocuklarda 12-15 yaşa kadar yaşıyorlarsa emin olun o duygunun, o olayın altyapısında o çocuk anneye, annede dönüşmesi gereken bir duyguyu ya da bir konuyu gösteriyordur. Bunu sorduklarında ise olarak neyim dönüşürse acaba çocuğumdaki bu durum değişir derlerse cevabı mutlaka ister olarak alırlar. Kitapta tabii çok derin anlattım. Oradan okuyacağım da edinebilirler bu bilgileri. Bu akşam başlayacağım. Mesela o anneyi babayı niye seçiyoruz? Dünya hakkında ruhun devriminde anlattım. Hepsi, anne baba çalışması da koydum özellikle. Çok görünmeyen bir bağla bağlıyız birbirimize. Bunu bilmek gerekiyor. İkili ilişkilerde, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde, yani toplum ilişkiler hepsini katıyorum. Zor ama sor demişler. Mutluluğun formülü tek kelimeyle. Ama yani, tek kelime. Bana ne canım? Ya söyle işte. Sor ama zor ama sor diyorlar. Sordum. Kendi varlığını dengeli sevmek ve karşındakini severken bir çiçeği sevmenin yolu onu koparıp evine getirmek değil, alanında büyümesine izin vermektir. Onun alanına saygı göstererek onu sevmek ve kendi olmasına izin vermek olduğunu bilsinler. Herkes karşısındakinin kendi doğasına uygun var olmasına izin versin. Dünyaya hala kızgınsan kendinle kavgan henüz bitmemiş demektir. Şems Tevriz'in bir cümlesiyle final yapıyorum. Anıl Şehirlioğlu, Rengarenk Yaşam Akademisi kurucusu, Quantum Eğitmeni, yazar, benim canım arkadaşım. Yıllar sonra bir araya geldik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünya Okulu'nda Ruhun Devrimi,
Diğer kitabını da İçindeki hemen. İçindeki mucize o da. Biz sonrakinde getireceğim. Bunu da işleyeceğiz bir dahakinde. 2018 en iyi kuantum eğitmen ödülü alan bir eğitimci kendisi. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugün ikili ilişkileri konuştuk. Ama biliyorum parayla da derdimiz var. O aslında derdimiz var deyip kodlamayalım. Çözmemiz gerekenler olabilir. Evet. İşle ilgili olabilir, hayatta olabilir. Bunları tek tek yapacağız. Bu bir tanışma olsun bizim program için. Yoksa Anıl'ı hepiniz tanıyorsunuz. Birçok programı kendi de YouTube kanalında yapıyor. Lütfen YouTube kanalını ve Instagram adresini söyle. Bir de çalışmanın tarihini söyle. Evet, neler yapıyorsun? Anıl Şehirli oldu YouTube kanalında. YouTube kanalı. Hem videolar hem de çok güzel meditasyon çalışmaları var. Evet. Yapabilirler. Anıl Şehirli oldu yine Instagram adresim. Eğitim olarak da yakın tarihte Eylül ayında şu anda. Evet. Haziran'da yeni sınıf bitti. Eylül ayında yeni sınıf açacağız. Kuantum drama uygulayıcılık eğitimi 22, 23, 24 Eylül'de 3 gün boyunca onlar da bizim gibi bilinçaltı okumasını, travmaları bulmayı, anne, baba, eş, çocuk, ilişkiler alanında özgürleştirmeler yapmayı öğrenecekler. Orası bambaşka bir dünya ve yolculuk zaten. Ne kadar çok sürüyor? Keyifli geçiyor. 3 tam gün 11 ile 19.30 arası. Oo. Bu ilk bacağımız yani level 1. Tamam. Sonrasında ilerlemeyi seçenler için zaten 5 aylık bir level 2 sürecimiz de oluyor. Ama her biri yani level 1'e devam eden ikincisine isterse devam ediyor. Hı. Yine de level 1'i bitirdiğinde de birçok çalışmayı bu saydıklarımı yapabiliyor düzeyde oluyor. Hem kendinizi geliştirmek, dönüştürmek hem de çevreniz, aileniz için dönüştürme açısından güzel bir çalışma. Eğer ilgilenirseniz, ilgi alanınıza girdiyse, ben zaten takip ediyorum diyorsanız Anıl Şehirlioğlu'nun sayfasından, Instagram'dan yazın. Magazin Noteri programından izledim, dinledim, ben de katılmak istiyorum diye yazın notlarınızı. Tabii ki yardımcı oluruz hemen. Yardımcı oluyor zaten. Bizden katıldıysanız da indirim yapacak, merak etmeyin. Bunu da söyleyelim. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Serhat'cığım. Yüreğine sağlık. Kendimizi sevelim. Bu bencillik değil. Kendimizi seversek çevremizi de sevebiliriz. Evet. Bu enerjiyle çevremiz de bizi sevebilir. Hoşça kalın.